Bunun dışında ben Cagney'e de teklif gelebileceğini, birkaç gün içerisinde Galatasaray'a resmi bir teklifin ulaşacağını Cagney ile ilgili düşünüyorum. Ama Cagney oynatıldığında coşkulu oynuyor, birinci forvet olmak istiyor, bu iradesini ortaya koyuyor. Fakat Fatih Terim'in istediği nitelikte bir forvet değil. Neden derseniz, bir teknik olarak zaten boş alan bulduğunda oynayabilen futbolcu. İkincisi de Fatih Terim bir forvetten geriye gelip orta sahaya gelip top almasını, kaleci 60 metreye degaj almışsa, top atmışsa kafaya çıkıp rakip savunma oyuncularını yıpratmasını, topla birlikte gitmesini istiyor. Cagne böyle değil. Cagne böyle oynamaya çalışırsa zaten 60 dakikalık bir oyuncu ve 90 dakikayı çıkartamaz. Dolayısıyla ben bu çerçeveden düşündüğümde, her ne kadar son maçlarda oynuyor, işte dün iki topu direkten döndü vesaire, coşkulu bir görüntü sergiliyor olsa da teklif geleceğini ve Galatasaray yönetiminde bu teklifi değerlendireceğine inanıyorum. Ben Mustafa Muhammed'in Galatasaray adına kazanılması gereken bir oyuncu olduğu kanaatindeyim. Çünkü çok özellikli bir oyuncu. Ben onun için ilk geldiğinde A demiştim, bugün B demem. Neden? Çünkü bu oyuncu az önce bahsettiğim işleri, yani Fatih Terim'in istediği işleri, gerektiğinde orta sahaya gelmek, gerektiğinde iki stoperi, rakip stoperi kenarlara çekip arkadaşlarına alan açmak konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Ama bir Bağlayalım. sezon başı performansı yaşıyor. Ben kazanılacak bir oyuncu olarak görüyorum. Bu çerçevede de Cagney'in gidebilecekler listesinde olduğunu ve onun için çok ciddi bir teklif gelebileceğini biliyorum. Ben konu Galatasaray'a kapanmadan bir iki cümle Bir istersen iki cümle et. Tabii. Evet, edeyim. Sonra Fenerbahçe'ye geçeceğim. Özgür, bayağı hakim gördüm. Galatasaray'ı bayağı bir şey Yo, yapıyorsun. Fenerbahçe'yi de Beşiktaş'ta takip ediyorum. İyi, Atletico güzel. Madrid'i de takip ediyorum. Ya bu transfer süreci Galatasaray açısından baktığımızda hocanın ve yönetimin istediği şekilde devam ediyor. İşte 2 Eylül'e kadar bir süreç var. Bu sürece kadar da sürpriz ayrılıklar olabilir. Hiç beklemediğimiz bir isim de gidebilir. Yani Marko'dan hiç bahsetmedik. Belki Marko ile ilgili, yani Galatasaray'ın başını döndürecek bir teklif de gelebilir. Yani şimdi Napoli ve Krasnodar isimleri geçiyor ama hani bu Galatasaray'ı cezbedebilecek bir rakamlar değil. Luyendama bir ara satılacaktı. Şimdi Luyendama takımda önemli bir parça haline dönüştü. Ama genel olarak baktığımız için Gedson Fernandes doğrudur. Galatasaray'da iyi performans sergiledi. Ama şu aşamada Benfica'da bir Jorge Jesus inadından ziyade bir kulüp politikasıyla alakalı bence bir problem var. Bunu biraz Sörloth'la bağdaştırayım istersen. Mesela Bağla, hızlı bağla. Alexander Sörloth'a eminim Türkiye'de çok daha iyi teklifler sunuldu. Ama kulüp onu Türkiye'deki bir kulübe vermektense Real Sociedad'a verdi. Dolayısıyla Avrupalı kulüplerin biraz oyuncunun gelişim açısından dolayı bu perspektiften baktığında hem gelişim hem de vitrin açısından, yani oyuncu daha göz önünde olacak, belki daha yüksek rakamlara satılacak, belki de bu politikayla Leipzig Sörloth'u verdi. Gedson işi biraz zora girdi ama Galatasaray son ana kadar bekleyecek. Bunun dışında Halil'le ilgili bu iş bir pazarlıktan çıktı artık. Bu iş Halil'in sergileceği duruşa bağlı. Halil Brentford'da Premier Lig'de bir takımda yedek forvet olmayı, herhalde birçok oyuncu ister yani Premier Lig'de bulunmayı, ama Halil mutsuz bir görüntü sergiliyor. Dolayısıyla Galatasaray açısından bence belirleyici olacak faktör bu, Halil'in duruşu. Oyuncu İtalya'dan, Almanya'dan teklifler var ama oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. O yüzden son dakikaya kadar o transfer kovalanacak. Bunun dışında ya o kadar çok ya işte mesela Harun'dan bahsetti Özgür. Halil'in de Sparta Rotterdam'dan, bu arada genç takımlardan beraber oynadığı takım arkadaşı. Bir enteresan bir hamle olur ama ben de katılıyorum. Yani bir Getson olmaz. Yani Galatasaray'ın B planı Haruri midir? Açıkçası orada emin değilim. Bana kalırsa şu izlediğim Galatasaray'da, Galatasaray'ın bir maestro'ya ihtiyacı var. Evet, genç oyuncular, gelecek vadeden oyuncular, yetenekli oyuncular kadroya dahil edildi ama ya bu takıma liderlik yapacak orta sahada, yani sadece yaş üzerinden gitmiyorum. Kariyer anlamında, yetenek anlamında liderlik yapabilecek oyunculara ihtiyacınız var. Belki böyle bir hamlesi olabilir Galatasaray'ın. Bunun dışında gidecekler kısmında da Babel kritik hamle. Kasımpaşa Türkiye'de evet teklif edilebilir. Oyuncu zaten yani teklif ediyorsunuz, alır ya da almaz. Ama Babel ve Falcao'nun gitme ihtimali ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar hani Türkiye'de Babel biraz zor gibi gözükse de Hollanda'da da ilgilenen kulüpler var. Bunun dışında Galatasaray'ın yapması gereken hamlelerden bir tanesi de kaleci hamlesi. Hiç konuşmuyoruz ama Muslera, tamam, Muslera Galatasaray'ın bir numarası, vazgeçilmesi, ama Muslera'nın
zaman zaman formsuz olduğunu, zaman zaman yerli denklemi, yabancı kontenjanı derken bazen başka tercihler de yapmanız gerekebilir. Artı bu işin sakatlığı var, cezası var vesaire. Peki. O yüzden orada da bir sıkıntı var. Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hı hı, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Sayın Elmas'ın bir açıklaması var. Onu istersen bir cümle belirteyim. Pişman değilim diyor. Kendimi böyle savunup ölmeyi, aşağılık şeyler yapıp yaşamaya yay tutuyorum. Sokrates'ten bir paylaşımda bulundu Metin Oktay fotoğrafıyla beraber. Şimdi Galatasaray Kulübü'yle anlaşılan o ki Futbol Federasyonu ve kurulları arasındaki çatışma her geçen gün farklı bir noktaya doğru gidiyor. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Bey'in de açıklamaları var. Görevi kötüye kullanma suçundan ötürü savcılık şikayeti yaptığımız PFDK kararının kerameti kendiliğinden menkuldür diyor Rezan Hep Özdemir. Ne yaparsanız yapın Galatasaray'a diz çöktüremezsiniz diyor. Bu karar tarihte ve vicdanlarda mahkum olacaktır diyor. İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır. Victor Hugo'dan bir paylaşımda bulunuyor Rezan Hep Özdemir. Galatasaray'ın bir mücadelesi var. Galatasaray taraftarı da sonuna kadar arkasında. Yalnız şöyle bir risk de var Galatasaray açısından. Bu Galatasaray'ın mücadelesinin yanlış anlaşılmasın. Ben de birçok noktada haklı buluyorum. Ki mesela geçtiğimiz dönemlerden farklı olarak en başından beri tepkisini, tavrını koydu yönetim. Yalnız ben hatırlamıyorum, bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz? Özgür, senin de hafızan iyidir. Federasyon ve kurullarıyla kavga edip Türkiye'de şampiyon olan kulüp var mı? Nasıl hatırlayalım? Var mı? Böyle bir sezon hatırlıyor musunuz? Bütün kulüpler kavga ettiği için. Sen böyle bir sezon hatırlıyor musun? Kavga ettiği için spesifik olarak ben şu sezon var diyemeyeceğim. Ben hatırlamıyorum. Hem federasyon hem de kurullarıyla kavga edip şampiyon olan bir takım hatırlamıyorum. O yüzden Galatasaray'ın bu seneki mücadelesi bambaşka olacak. 1,5 dakikamız var. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'da konuşacağız ama bizden hemen sonra Artı Futbol ekrana gelecek sevgili seyirciler. Bu arada Antalya Çaykur Rize karşılaşması 0-0 başladı. Dakika 16. Yine TFF 1. Lig'de Tuzla Spor Bolu maçı var. Orada da 0-0'lık eşitlik. Saat 21.45'te Adana Demir Konya karşılaşması da ligin 3. haftasının İkinci karşılaşması. Perde Süper Lig'de Antalya Rize maçıyla başladı. Üçüncü haftanın perdesi açıldı. Durum 0-0. Adana Demir Konya saat 21.45'te. TFF 1. Lig'de Tuzla Bolu maçı orada da başladı. Bir kez daha tekrar edeyim. Aspor Radyo'da da bizi dinleyenler var tabii ki de. Yolda, dönüş ve gidiş yolundakiler. Dakika 17. Tuzla 0. Bolu 0. Fenerbahçe'nin gelenleri, gidenleri. Trabzonspor'un aldığı oyuncular, gönderdiği isimler. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurdu mu? Bu detaylara bakacağız ama kısa bir ara, sonra Özgür Sancar ve Nevzat'la yeniden buradayız.